Allah için bir şey soracağım, bana Allah için cevap verin. Şimdi bugün yaşanan bir mevzu hakkında konuşacağım. Bana Allah için ama cevap verin, tamam mı, inşallah. Ben şimdi size bir şey sorsam. Desem ki bir kafir çıksa, bir bidat ehli çıksa, bir bozuk adam, günahkar adam çıksa. Dese ki arkadaşlar ülkemizde büyük bir deprem oldu. Herkes dikkat etsin. Arkadaşlar herkes tedbir alsın. Arkadaşlar enkaz altında kalan kardeşlerimize elimizden geldiğince yardım edelim. Arkadaşlar hatları meşgul etmeyelim. Arkadaşlar destek olalım. Arkadaşlar köstek olmayalım. Arkadaşlar bak, bunu diyen bir papaz, gavur, Hristiyan olarak düşünüyorsunuz şu anda. Arkadaşlar Amerikan donanmasına ait bir harp gemisi yanaşmış. Depremin sebebi bu olabilir diyorlar. Böyle şeyler konuşuluyor. Ama biz ona bakmayacağız. Şu anda mevzu o değil. Şu anda mevzu enkaz altında, binaların altında kalan kardeşlerimiz. Şu anda bütün sıkıntımız bu. Oradakilere yetişelim, yardım edelim diye bir papaz, bir Hristiyan, bir gavur, bir günahkar derse adama haklı mı dersiniz, haksız mı dersiniz? Haklı. Peki bunları kim söyledi kardeşim? Ben. Evet. Ama niye bak? Bir papaz bile söylese, bir gavur bile söylese haklı dediniz değil mi arkadaşım? Tamam, gelin mevzuyu bağlayacağım şimdi, ne konuşuyor bu demeyin. Ben 6 Şubat sabahı sabah 8'de video çektim kardeşler. Sabah 8'de video çektim. Dedim ki kardeşler bakın büyük bir deprem oldu. Aynen az önce söylediklerimi söyledim orada. Dedim ki ikinci deprem yolda. Ben bunu dedim, ikinci deprem olmuş muydu kardeşim? Olmamıştı. Peki ben ikinci deprem olabilir yolda dedikten sonra deprem oldu mu kardeşim? Oldu. Ben dedim diye mi oldu? Hayır, haşa ve kella. Ben uyardım mı kardeşim? Uyardım. Şimdi diyeceksiniz ne konuşuyor, ne anlatıyorsun? Geldik mevzuya. Dün emniyetten beni aradılar. Hocam yine gelmen lazım dedim. Allah ya Rabbi helalim. Ne oldu gene? Dediler gel, hakkında şikayet var. Allah'ım ya Rabbi. Hayırdır? Sen dedi deprem zamanı böyle böyle konuşmuşsun. Halkı kin, nefret, tahrik, bilmem ne, iç kargaşa, iç savaş çıkarmak suçundan bir tutuklusun demediği kaldı. Düşünün arkadaşım, bak az önce söylediğim video duruyor oradan. Video aynen duruyor. Söylediklerimi tekrar ediyorum. Allah aşkına sordum. Benim söylediklerimde yanlış bir şey var mıydı? Adam beni şikayet etmiş ya. Halkı endişeye, paniğe sevk etmekten sebep. Savcı almış bunu. Halkı kin, nefret, teşvik, savaş. Ne oluyor lan dedim. Ben bunu yapmışım. Hakkında da dava açmışlar. Ya Rabbel Alemin, Ya Rahmen Rahimin ve Ya Karın Nasir. Maksat ne kardeşler? Tekerin önüne taş koymak. Taş. Hüseyin tekerine taş koyalım. Yavaşlasın, tökezlesin, dursun. Kaç saatim aldı benim bugün? 2-3 saatim aldı. 2-3 saatim gitti. Peki Allah aşkına soruyorum. Ne var bunda? Hiçbir şey yok. Ya biz kimle uğraşacağız arkadaşlar ya? He? Ya ben ne yapayım? Nerelere gideyim? Vallahi bazen kafayı yiyeceğim burada ya. Ya Müslümanların anasını ağlatıyorlar ya. Ya bak geçen burada konuştum, laf yarım kaldı. Hindistan'da öğretmen ne yaptı? Öğrencisini çıkardı tahtaya. Bak şaka gibi ya, düşünsene kendinizi o çocuğun yerine koyun ya. Hoca seni sınıfta tahtaya kaldırıyor. Bütün sınıf sıraya geçiyor. Tokatlayın bunu diyor. Niye Müslüman çocuğu diye. Bugün de gördüm. Hindistan'da o namussuz, kitapsız, ite köpeğe, nevdübeyse tapan şerefsizler. Bir tane Müslüman kadını sokak ortasında cayır cayır yaktılar be. Herkesin göz önünde kadını yaktılar. Konuyu niye anlatıyorum arkadaşlar? Geçen konuşum yarım kaldı. Ya bu Hindular, bu Allah düşmanları, İslam düşmanları, kitap düşmanları, ineğe, köpeğe, kediye, fareye tapanlar İslam'ın başına bela, ölülerini yakıp nehre atıyorlar. Ne oldukları belli değil. Yok öldükten sonra bir daha dirileceğiz, reenkarnasyon, her türlü pislik var. Peki bunları bu ülkede kim pohpohluyor kardeşim? Kanal 7. Mahmud Efendi Hazretlerimiz ne güzel buyurdu. Kuddüs'e sırrı. Kanal 7 bizi yedi dedi. Kanal 7 bizi mahvetti dedi ya. Kanal 7 bizi bitir dedi ya. Ya arkadaşım insana biraz utanma olur ya. Ya bir de bu kanaldaki bütün oynayan Hint oyuncular var ya. Geçen gün Türkiye'ye getirdiler. Ya oyuncunun suçu ne? Dizinin suçu ne? Senin dizinin suçu ne dediğinde seninkiler Hindulara karşı sevgi besliyor. O sevgi beslediklerinizde Müslüman kesiyor. Müslüman yakıyor. Müslüman öldürüyor. Hindistan'da kapalı çarşaflı bacılarımıza sokak ortasında erkekler koca kocalarına tekme tokat dövüyor be.
Sen de Hindu filmi izliyorsun orada. Bunun vebalini veremeyecekler. He? Kabahat Kanal 7 mi? Hayır. Kabahat onu izleyende. 50 kere söylüyorum. Sen bir dizi yayınladın. Allah aşkına soruyorum. Sen izlemezsen o dizi kalkar mı yayından? E görüyoruz kardeşim. Diyorlar ki bir dizi diyor. 3. bölümde diyor. Final kararı aldı. Niye? Ratingler çakıldı diyor. Ama bakıyorsun oyuncu kadrosu bilmem ne. Ricky Martin, Antonio Banderas atıyorum neyse. İşte Kıvanç Tatlıtuğ bilmem ne. Polat Alemdar. Ama kardeşim izlenmedi. Oyuncu kadrosu süper ama ilk bölüm bazen de ilk bölümde çakılıyor. Sen Kanal 7 oraya koyarsan Hindu dizilerini. Sen ben o bu şu yaşlı teyzeler anneler neler diler izlerse Kanal 7'deki oh diyor geliyor diyor akıyor buradan bir şeyler. Oh kardeşim gelsin diyor. Sonra onlar da Müslümanlara orada tecavüz ediyorlar. Müslümanları öldürüyorlar. Müslümanları kesiyorlar. Yazıklar olsun be. Ya şunlar var ya. Bizim şey kadar Müslümanları yani Müslümanları ezenleri teşhir eden kadar, servis eden kadar, güzelleyen kadar şu ülkede başka adam yok ya. Ya bu bizim sözde Müslümanlar yapıyor bunu. Sen ben bu dizileri izlediğimiz sürece bu adamlar yayın yapar mı kardeşim? Yaparlar. Allah sonumuzu hayır eylesin. Amin. Amin. Vallahi şu anda ahvaller o kadar kötü ki, ahvaller o kadar perişan ki. Görüyorsunuz. En ufak bir şeyden dava açıyorlar. En ufak bir şeyden karakola gidiyoruz. Ya ben diyorum ki Allah muhafaza bazen hakikaten düşünüyorum. Ya diyorum bu sebepten dolayı beni karakola çağırıyorlarsa ya yarın bir gün Allah muhafaza diyelim ağzımızdan yanlış bir laf çıktı. Diyorum kesin idam ederler ya. Muhabbet oraya gidiyor zaten. Hakikaten ben bugün bunu düşündüm ya ciddi işte ya. Dikkat edelim, sakin olalım, yardım edelim dediğim videoyu halka kin, nefret bilmem ne dümdüz saydıranlar yarın bir gün ağzından yanlışlıkla bir Allah muhafaza laf çıksa Cübbeli Hoca'yı niye tutukladılar? 99 deprem videosunda deprem ilahi bir ikaz dediği için. Evet 99 depreminde Cübbeli Hoca deprem ilahi bir ikaz dediği için tutukladılar. Hüseyin de dikkatli olalım arkadaşlar. İşte kurtarma ekiplerine yardım edelim. Askerimize, polisimize yardım edelim. Destek olun dediği için de vatanı milleti bölen olduk. Allah sonumuzu hayır eylesin. Amin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu. Şu kanalı da hidayet versin. Amin. Amin. ATV hidayet versin. Amin. Amin. Müslüman gibi gözüküp münafıklık yapanların hepsine hidayet versin. Amin. Amin. Ben açık sözlüyüm kardeşler. Müslüman gibi gözüküp münafıklık yapanlar kusura bakmasın. Bunlar fasıklardır. Fasıktır. Fasık demek arkadaşlar açıktan güneşten demek. Sen her pazar dosta doğru yaparsın. Nihat Hatipoğlu ile öğlende cehenneme doğru yaparsın haberin olsun. Ben sana söylüyorum. Yalan mı kardeşim her pazar şeyde var ATV'de. Nihat Hatipoğlu ile dosta doğru. Pazar programı. Pazar sabah programı. Kim izliyor ki? Herkes o saatte uyuyor. Pazar günü Allah aşkına 10'da 11'de kim kalkıyor? Adam yataktan kalkacak da ATV açacak da Nihat Hatipoğlu'nu izleyecek de o da mübarek. Sessiz, sakin. Allah ona selamet versin amin. Amin. Yanlış fetvaları Allah akıl fikir versin amin. Amin. Yanlış işler yapıyor Nihat Hatipoğlu. Ne demek yanlışlar yapıyor? Fazla ılımlı yaklaşıyor. Adam diyor ki misal diyorum içki haram mı? Direkt haram diyeceğine 45 dakika konuşuyor ondan sonra işte yapmasak daha iyi. Lan oğlum böyle fetva mı olur? Geçen bir tanesi hocam diyor banyoda müzik dinleyebilir miyim? Yani utanmasa kağıt alım içi dinleyebilirsin diyecek. Hani bu böyle bir fetva verdi neredeyse. Lan manyak mısın oğlum sen? Banyoda müzik mi dinler? Hani Mustafa Karadaş'ın hikayesine döndü. Kadın dedi ya ben kafirim ama oruç tutuyorum sevap var mı? Alırsın dedi sevap al istedi ya. Kafire sevap al istedi. Allah sonumuzu hayır eylesin. Amin. Amin. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'murune bil ma'rufi ve tenhevne anil munker ve tu'minune billah.